Teknoloji Okulu'dan hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Osman Tufan. Bugün yeni bir donanım incelemesiyle karşınızdayız. Bugünkü konuğumuz MSI logosu taşıyan GeForce 3070 RTX Gaming X-Trio ekran kartı. Bu ekran kartı arkadaşlar gördüğünüz gibi hayli heybetli bir kart. Bu incelemede kafanıza takılan tüm soru işaretlerine cevap vermeye çalışacağız. Yani sadece hani oyun testlerinde kaç FPS verdiğinden ziyade ekran kartının tasarımı olsun, soğutma sistemi olsun, bunun yanında hangi kasalar oyunu, kaç wattlık bir power'a ihtiyacınız var gibi sorulara cevap bulacaksınız. İlk olarak arkadaşlar incelememize kartımızın tasarımıyla başlayalım. Dışarıdan görüldüğü üzere zaten bir kere böyle hayli heybetli durduğunu söyledik. Bunun nedeni aslında bu kartın fabrikadan direkt olarak hız aşırtılmış bir şekilde çıkması. Tabii şunu sorabilirsiniz, ya bu hız aşırtılmışsa ben bunu tekrardan hız aşırtma yapamaz mıyım? Evet, yapabilirsiniz. Yani bunda herhangi bir sorun yok. Fakat bu kart normal bir RTX 3070'e nazaran daha performanslı diyebiliriz. Halihazırda hız aşırtılmış olarak gelmesi beraberinde önemli bir artıyı da getiriyor. O da iyi bir soğutma sistemine sahip olması. MSI burada gerçekten yılların tecrübesi bir marka olduğunu konuşturmuş ve neredeyse kusursuz diyebileceğimiz bir soğutma sistemi kurmuş bu kart üzerine arkadaşlar. Öncelikle şunu belirteyim. Gördüğünüz üzere zaten 3 tane fanımız var. Fakat bu fanın gerisinde 6 adet ısı borumuz bulunuyor. Ve bu ısı boruları GPU üzerine düşen sıcaklığı şurada gördüğümüz ve hayli geniş yer kaplayan yapraklara, alüminyum yapraklara aktarıyor. Daha sonrasında bu alüminyum yapraklar üzerindeki sıcaklık bu 3 fanın yardımıyla ne yapılıyor arkadaşlar? Kartın dışarısına itilmiş oluyor. Burada kafanıza hemen şu soru takılabilir. Bu kart oyunlarda yük altında kaç derece görüyor? Onu da biz test ettik. Çeşitli oyunlarda RTX vesaire açtık. 4K çözünürlüğe ulaştık. Buna rağmen kartın sıcaklığı arkadaşlar genel olarak böyle 67-68 dereceleri gördü en yüksek. Fakat ortalama olarak genel itibariyle 60 derece civarlarında olduğunu söyleyebilirim sizlere. Zaten böyle Full HD oyunlarda falan baktığımda ben çoğu zaman fanının dönmediğini gördüm ki burada ekran kartı o fanı çalıştıracak aşamaya kadar bile ısınmamış demek oluyor. Tabii ki burada MSI'ın başarısını görmezden gelemeyiz. Normalde biliyorsunuz pek çok ekran kartı markası var. Baktığınız zaman hepsinde RTX 3070 yongası var. Fakat iş soğutma kısmına geldiğinde olay bambaşka bir boyuta gidiyor arkadaşlar. Dolayısıyla burada MSI'ın özellikle bunu altını çizerek belirtiyorum. Soğutma tarafında muazzam bir iş çıkardığını söyleyebiliriz. Ön taraf bu şekilde. Arka tarafa geldiğimizde de yine metal bir plaka görüyoruz arkadaşlar. Bu plaka arka taraftaki elemanların soğutmasından sorumlu aslında. Biliyorsunuz ekran kartı söz konusu olduğunda şurada ince bir kartımız var. Geri kalan bu heybetli yapı tamamen soğutmaya ayrılmış durumda. Zaten şöyle ekran kartına baktığınız zaman kart kısmını rahatlıkla görebiliyorsunuz. Yani şu PCI yuvasına giren kart kısmı sona kadar devam ediyor. Geri kalan kısım arkadaşlar tamamen soğutma sistemi diyebiliriz. Bu kartın arka kısmında da bazı transistörler mevcut. Bu transistörlerin soğutulması için de buraya bir metal tabaka yerleştirilmiş. Bu tabaka ayrıca arka kısımdaki malzemelere elleyerek sizin bu malzemeleri bozmanızı da engelliyor. Nasıl bir bozulmadan bahsediyoruz? Bunu da hemen belirtelim sizlere. Günümüzde arkadaşlar transistörler en hassas yapıdaki elektronik elemanlardır diyebiliriz. Dolayısıyla burada vücudunuzda biriken bir statik elektriğin bu transistörlere aktarılması, bu entegrelere aktarılması bu elektronik malzemelerin bozulmasına yol açabilir. Çünkü bunlar çok düşük gerilimlerle çalışabiliyor zaman zaman. Dolayısıyla vücudunuzdaki statik elektrik biraz yüklü gittiğinde bu malzemelerin bozulmasına neden olabilir. O yüzden MSI'nin burada bu şekilde bir metal tabakayla arka tarafı örtmesi gerçekten çok zekice olmuş. Şimdi arkadaşlar kartımızın soğutma sisteminden ve tasarımından kabaca bahsettik. Burada benim size söylemek istediğim birkaç nokta daha var elbette. Kart dediğimiz gibi gayet büyük. 3 fanlı olmasından ötürü, soğutma sisteminin iyi olmasından ötürü. Burada kafanıza şu soru takılabilir. Ya ben bu kartı
anakartıma yerleştirdiğim zaman anakartıma zarar verir mi? Bunun için şöyle bir çözüm var arkadaşlar. Eğer yeni nesil bir anakartınız varsa zaten bu yeni nesil anakartların çoğunda ikili PCIe16 yuvası oluyor. Bu yuvalardan biri metal bir çerçeveyle kaplı oluyor. Bu metal çerçeve genel olarak bu şekilde ağır ekran kartları için tasarlanmış oluyor. Bu birinci seçenek. İkinci seçenek, normal bir ekran kartı yuvanız varsa MSI kutunun içerisine şöyle bir aparat yerleştirmiş arkadaşlar. Bu aparatı ne yapıyorsunuz? Kasanıza yerleştirdiğinizde ekran kartınızın hem anakarta hem kasaya çok fazla yük bindirmemesini sağlıyor. Dolayısıyla ekran kartınızın zarar görmesinin önüne de geçilmiş oluyor. Bunu da aklınıza takıldıysa diye hemen cevaplamış olalım. Geldik arkadaşlar giriş ve çıkışlarımıza. Bu ekran kartına aynı anda 4 adet monitörü bağlayabiliyoruz. Burada arkadaşlar 3 adet DisplayPort, bir tane de HDMI 2.1 girişimiz bulunuyor. HDMI 2.1 üzerinden 8K 30 Hz'lik görüntü alabiliyorsunuz ya da 4K 120 Hz'lik görüntü almanız mümkün. DisplayPort tercih ederseniz de 8K 60 Hz'lik bir görüntü alabiliyorsunuz. Bunu da size yeri gelmişken belirtmiş olalım. Ve geçelim güç girişine. Burada MSI 2 tane 8 pinlik PCI Express yuvasına yer vermiş. Dolayısıyla güç kaynağından direkt olarak 2 tane 8 pinlik PCI Express'i buraya bağlayarak ne yapabiliyoruz arkadaşlar? Ekran kartımızı çalıştırabiliyoruz. Ekran kartını çalıştırma derken hemen şu bilgiyi sizlere verelim. Bu ekran kartı için bizim size tavsiyemiz en az 650 watt'lık bir güç kaynağı kullanmanız yönünde olacaktır. Daha düşük güç kaynaklarında çalışır mı çalışabilir ama uzun vadede belki ekran kartı zarar görebilir, anakart zarar görebilir ya da ne bileyim güç kaynağınız iflas edebilir. O yüzden bizim size tavsiyemiz en az 650 watt'lık bir ekran kartı kullanmanız yönünde olacaktır arkadaşlar. Şimdi geldik oyun testlerimize arkadaşlar. Malum söz konusu ekran kartı olduğunda, ki hele böyle heybetli bir ekran kartı olduğunda, insan hangi oyunda nasıl bir performans verdiğini merak ediyor. Biz burada çeşitli oyun denemelerinde bulunduk. Death Stranding, Gears 5, Metro Exodus ve Red Dead Redemption 2 gibi oyunları test ettik arkadaşlar. Death Stranding'de 4K çözünürlükte DLSS kapalıyken 79 FPS verdi kartımız. Sıcaklık ise genel olarak 62 derece civarlarındaydı. Daha sonra Gears 5'i denedik yine 4K'da. Gears 5'te FPS biraz daha düşüktü. 68 FPS civarında aldık. Sıcaklığımız ise 62 derece civarındaydı. Yaptığımız testlerden birisi de Metro Exodus oldu. Metro Exodus'ta önce RTX kapalı bir test gerçekleştirdik. 4K'da 72 FPS'e kadar çıktık arkadaşlar. Sıcaklık yine 60 dereceler civarındaydı. Fakat RTX'i açtığımızda 4K çözünürlükte 41 FPS'e kadar düştüğünü gördük. Yani burada RTX'i açmanın FPS değerini hayli düşürdüğünü söyleyebiliriz sizlere. Son testimizi Red Dead Redemption 2 ile yaptık. Yine burada 4K bir çözünürlüğümüz vardı ve 51 FPS civarında aldık. Sıcaklığımız yine 62-63 dereceler civarındaydı arkadaşlar. Burada yaptığımız oyun testlerinde gördüğümüz kartın hali sessiz çalıştığıydı. Yani sıcaklık çok yükselse bile, çok yüksekten kastımız tabii burada 65'in üzeri falan. Çünkü genel itibariyle kart 65'i bile görmüyor arkadaşlar. Gerçekten serin bir çalışma performansına sahip. 65'in üzerine çıktığında dahi genel itibariyle çok fazla gürültü yapmıyor. Hatta hiç gürültü yapmıyor diyebilirim ki şöyle, işlemcinin fanının yaptığı ses bu ekran kartının yaptığı sesten çok daha fazla. Dolayısıyla burada sıvı soğutma sisteminiz yoksa eğer, bunun altını çiziyorum, sıvı soğutma sisteminiz yoksa ekran kartı sesini hiç duymayacaksınız diyebilirim. Çünkü dediğim gibi işlemcinin sesi biraz daha bu ekran kartını bastırıyor. Bu arada testlerimizi 11. nesil Intel i7 işlemcide gerçekleştirdiğimizde sizlerle paylaşalım arkadaşlar. Dolayısıyla farklı işlemcilerde farklı sonuçlar alabilirsiniz. Biz bütün ayarları ultra'ya çekmiştik. Yani bahsettiğimiz çözünürlüklerde tüm ayarlar ultra dedi. Gölgelerden kaplamalara kadar tutun her şey ultra'daydı ve buna rağmen gayet akıcı bir oyun deneyimi sundu bize. Şunu soracak olabilirsiniz. Ya ben bunu aldığım zaman Full HD'de oynasam falan. Arkadaşlar dürüst olmak gerekirse hani Full HD için böyle bir kart almak bilmiyorum ben. Yani çok böyle mantıklı olmayabilir. Çünkü dediğim gibi bu kartın hakkını verebilmek için oyunları en az 4K'da oynamanız gerekiyor. Biliyorsunuz 4K'da oynamak için de 4K bir monitöre ihtiyacınız var. Dolayısıyla 4K bir monitörünüz yoksa oyunları 4K'da açmanızın da bir mantığı
Yok. O yüzden size tavsiyem, eğer bu kartı alacaksanız mutlaka 4K'lık bir monitör de edinmeniz olacaktır. Dediğimiz gibi Full HD oyunlar için hani bu kart biraz fazla açıkçası söylemek gerekirse. Full HD ile biz denedik. Full HD'de de denedik. Bazı oyunlarda böyle 120-130 FPS'lere falan çıkıyor. Örneğin Gears'tan bahsetmiştik size. Gears 5'te 68 FPS falan veriyordu. 4K çözünürlükte Full HD'ye çektiğimiz zaman ayarları direkt olarak FPS 2 katının da üzerine çıkıyordu. 140 FPS'lere falan çıkıyordu. Genel olarak ekran kartının performansıyla olsun, çalışma stiliyle olsun, tasarımıyla olsun bizim beğenimizi topladığını, bizim beğenimizi kazandığını söyleyebilirim sizlere. Eğer RTX 3070 serisi bir ekran kartı alacaksanız tercihinizin MSI olmasını tavsiye edebiliriz arkadaşlar. Çünkü genel itibariyle bizim beğenimizi kazanan bir kart. Şunu soracak olabilirsiniz. Overclock yaptınız mı bu karta? Açıkçası bazı değerler denedik arkadaşlar. Bu değerler sonucunda da bir nebze hız aşırtma vesaire yaptık. Ama bu değerleri ben sizlerle paylaşmak istemiyorum. Çünkü pahalı bir kart. Dolayısıyla bu bizim verdiğimiz değerleri kartınıza uyguladığınızda kartınızın başına bir şey gelebilir vesaire. O yüzden çok fazla sorumluluk almak istemiyoruz o konuda. Aynı kart dahi olsa bizim yazdığımız değerleri sizin yazmanız aynı performansı vermeyebiliyor. Bu ekran kartlarında genel olarak karşılaştığımız bir konu aslında. Dolayısıyla hız aşırtmaya müsait bir kart. Bunu sizlere söyleyebilirim sadece. Fabrika çıkışında hız aşırtılmış olarak gelmesine karşın siz de yine MSI Afterburner gibi programlarla çeşitli hız aşırtmalar yapabilirsiniz. Yani gerek var mı diye soracak olursanız bence gerek yok ama yine de hani sizin keyfiniz bilir. Evet arkadaşlar, bu videomuzda sizlerle birlikte MSI imzası taşıyan GeForce RTX 3070 Gaming X Trio ekran kartını inceledik. Önümüzdeki süreçte farklı videolarla karşınızda olmaya devam edeceğiz. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın. Bu kart hakkında kafanıza takılan herhangi bir soru işareti varsa bu videonun altında bizlerle yorum olarak paylaşmayı da unutmayın. Görüşmek üzere.